Herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün çayımı önüme koydum ve sizle muhabbet etmek istiyorum. Çünkü bir süredir video paylaşamamıştım. Tatildeydim, biraz kafamı dinlemek istedim. Memlekete gittim, geldim vesaire. O yüzden biraz böyle bir aydan uzun bir süredir sizlerle video paylaşamadım. Uzunca bir süredir de bu özellikle fotoğraf makineleri incelemesiyle alakalı da amiral gemisi sınıfında fotoğraf makinelerini bana sıkça soruyordunuz ve o bölümü yapmayacak mısın diye. Çünkü ben giriş seviyesi, orta seviye, ileri seviye, profesyonel sınıf bunların hepsinin 2023'te hangileri alınmalı diye en iyi makineleri sıraladığım bir içerik yapmıştım ama amiral gemisini bir türlü çekememiştim. Bunun sebebi de şuydu. Canon EOS R1'in duyurulmasını bekliyordum ama geçen yıl EOS R1 duyurulmadı. Hatta Canon EOS R1 Nikon Z9'dan önce duyurusunun yapılacağı söylenmiş olmasına rağmen muhtemelen Nikon Z9 bayağı iyi çıkınca R1'i biraz ertelediler ve R1 bugün itibariyle, yani şu videoyu çektiğim tarih itibariyle, 17 Temmuz tarihi itibariyle duyuruldu. Ben hızlıca Canon EOS R1 ve R5 Mark II'yi inceledim, okudum. Tabii ki elime alma şansım olmadı. Örnek videoları, örnek fotoğrafları zaman geçtikçe göreceğiz. Bazı YouTuberların incelemelerini de izledim ama o birazcık daha lansman olduğu için, yani tanıtım videoları olduğu için onlara çok itibar etmemek gerekiyor. Elime ulaşırsa tabii ki bu modelleri sizler için test edeceğim ama öncesinde de sabahtan beri abi işte Canon R5'i duyurdu, R1'i duyurdu, bununla alakalı ne düşünüyorsun, içerik yapacak mısın diye bir sürü mesaj geldi. Yani tahminimin çok üstünde mesaj geldi. O yüzden de böyle oturdum, çayımı da aldım. Sizlerle sohbet ederek 2024 yılında amiral gemisi sınıfında en iyi makineleri anlatacağım. Ve hızlıca bu yeni çıkan R1'i ve R5 Mark II'den bahsedeceğim. Amiral gemisi sınıfında aslında toplamda 4 tane makine var. Hadi Hasselblad'ı da ekleyeceğim ve 5 tane modelden bahsedeceğim size. Şimdi Canon EOS R1'den başlayalım isterseniz çünkü bugün duyuruldu. Bu arada makinelerin özelliklerini detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Onları okuyabilirsiniz. Ben niye bu 5 tanesini tavsiye ediyorum ve niye bunlar iyi, biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi Canon EOS R1 24 megapiksel çözünürlükle çıktı ve özellikle foto muhabirler ve spor fotoğrafçıları için çok hızlı, çok seri, işte video kalitesiyle, fotoğraf kalitesiyle oldukça iyi bir makine olarak duyuruldu. Canon EOS R1'de açıkçası ben şunu beklemiştim. Yani çok heyecanlanmadım, onu söyleyeyim. Yani R1 duyurusunu okudum, videosunu, lansman videosunu izledim ve bir heyecan hissetmedim. Çünkü ilk defa olan ve wow dedirtecek, yani beni şaşırtacak yeni bir özellik ortaya koymamıştı. Canon EOS R3'te olan gözle AF takip sistemini ve yapay zeka AF sistemini biraz daha ileri bir seviyeye getirmişler. Yeni bir işlemciyle de yapay zeka AF sistemini birazcık daha geliştirmişler. İşte basketbol, futbol gibi farklı spor alanlarında sporcunun nerelere gideceğini tahmin edip ona göre bir varsayımla AF sistemlerini geliştirmişler. Gözle netlemeyi ben Canon EOS R3 inceleme videom var bu arada kanalımda. Orada izleyebilirsiniz. Kullandım. Süper çalışmıyordu. Yani bazen gözünüzü algılamıyordu. Herkesin kendi gözüne göre kalibre etmesi gerekiyor. Kalibre genelde başarılı olsa bile bazen algılayamıyor. Yani neticede orada çok daha iyi bir yazılım gerekiyor ama belli oranlarda gözünüzü algılarsa çalışıyordu. Yani bakıyordum bir tane motosiklete, sonra bir arabaya bakıyordum. Onu netliyordu, onu netliyordu. Parmağım yanlış hatırlamıyorsam deklanşöre yarım basılı olduğu sürece. Bu R1'de nasıl oldu? Daha mı hızlı netliyor? Gözü çok iyi bir şekilde takip ediyor mu? Ona bakmak lazım. Aynısı R5 Mark II'ye de gelmiş. Şimdi onun haricinde işte 24 megapiksel biraz düşük. Düşük kalacağını bildikleri için de çift pikselli bir sensör kullanmışlar. Böylece iki kat çözünürlüğe anında ulaşabiliyorsunuz. Bunu hızlıca yapıyor makine içerisinde ve size daha yüksek çözünürlükte, yaklaşık olarak iki kat çözünürlükte bir çıktı veriyor. Bu yönüyle aslında çözünürlükten de taviz vermemiş oluyorsunuz. Avantajlı bir makine. Bunu yaparken yine yapay zeka sayesinde gren temizliği de yapıyor. Size daha grensiz, daha temiz fotoğraf üretiyor. Yani Canon EOS R1'de ana hatlarıyla benim gördüğüm temel yenilikler bunlardı. RAW video gelmiş, R5 Mark II'ye de gelmiş aynısı. 4K 120p'de RAW yok yanlış hatırlamıyorsam. 60 karede RAW var. Zaten hani RAW video çekecekseniz, o datayla uğraşacaksanız yani yapacağınız iş çok profesyonel bir iştir ve aslında bu makineleri de almazsınız. O yüzden
Yine de bir opsiyon. Hani bunu da koymuşlar. Bazı içerikleri çok iyi kalitede almak istediğiniz zaman bunlar da var. Ama gövde içerisinde RAW video çeken de ilk makine değil. Nikon Z9 da bunu yapıyor. Artık yeni makinelerin hemen hemen hepsi de yavaş yavaş bunları yapmaya başladılar. Bu Sony'de yok henüz. Diğer markalar yavaş yavaş bunu koyuyorlar. Bu ana özelliklerin haricinde yepyeni bir şey, ilk defa duyduğumuz bir şey olmadığından dolayı dediğim gibi R1 lansmanı, R1 duyurusu beni çok heyecanlandırmadı. Sadece ben şunu gördüm. Amiral gemisi sınıfındaki söz verdiği boşluğu biraz geç de olsa, bunun nedenlerini bilemiyorum yani, ama biraz geç olduğunu düşünüyorum. R1 ile Canon kapattı. Yani en azından dedi ben oradaki yarışı bırakmayayım. Orayı kapattı ve şu an Nikon Z9 ile Sony A1 ile bu yarışı burada sürdürmeye devam ediyor. Modelleri de söyledim aslında. İkinci bahsedeceğim model de Nikon Z9. Nikon Z9'un detaylı incelemesi kanalımda var. Benim çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Çok uzun süre Nikon kullanmış olmamın da etkisi var ama Nikon Z9 amiral gemisi tabirini bence hak eden bu sınıfta, yani 35 mm full frame kameralar içerisinde bence tek model. Bunun sebebi şu. Bir tanesi çok sağlam, çok hızlı. Makine tıkanmıyor. Hiçbir noktada tıkanmıyor. Yani hız noktasında tıkanmıyor, 8K videoda tıkanmıyor, RAW videoda tıkanmıyor. Yani fotoğraf, video, AF sistemi, sağlamlık, su geçirmezlik, ne ararsanız bu makinede var. Tank gibi bir makine. 45.7 megapiksel çözünürlük olduğu için de hangi alanda kullanırsanız kullanın oluyor. Yani sadece foto muhabirliği, spor gibi değil, yaban hayatı, işte moda, portre, nereyi kullanırsanız, manzara, hepsini de kullanabiliyorsunuz. Yani bu ciddi bir esneklik. Dolayısıyla Nikon Z9 bence tam anlamıyla bir amiral gemisi. Ve bu modeli çok fazla uzatmayacağım. Yani bütçesi olan birisine, ister fotoğraf çekiyor olun, ister video çekiyor olun, her türlü işinizi Nikon Z9'da yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ve Canon EOS R1'i de ben tavsiye ederim bu yönüyle. Yani Nikon Z9 çıkalı zannediyorum 2 yılı buldu neredeyse. Tam tarihini hatırlamıyorum şimdi. Zaman hızlı geçiyor. Canon EOS R1 bu kadar geç çıkmasına rağmen Nikon Z9'u geçti mi derseniz, yani fotoğraf kalitesine, nihai imaj kalitesine bakmak lazım. Tabii elimizi alıp bunu incelemedik ama kağıt üzerinde bence geçmemiş. Çünkü tamamen yeni, bambaşka bir şey ortaya koymamış. Kağıt üzerinde Nikon Z9'da neredeyse aynı diyebilirim. Nikon Z9'da da yine bir yapay zeka AF sistemi var ama bu yapay zeka olarak duyurulmadı. Daha böyle birazcık daha eski versiyon bir AF sistemi olmasına rağmen o kadar çok güncelleme aldı ki gerçekten makine kaliteli bir makine olarak hep kendini korudu. Otomatik yakalama özelliği var. Bizim gibi böyle yaban hayat fotoğrafçıları için, spor fotoğrafçıları için çok değerli bir özellik. Fotoğraf makinesi fotokaban gibi kendi kendine çekim yapabiliyor. Bu hiçbir modelde olmayan bir şey. Dolayısıyla Nikon Z9 gerçekten ayrı bir yerde duruyor. Üçüncü bahsedeceğim model Sony'nin A1 modeli. Sony A1 artık yaşını belli ediyor. Gerçekten bayağı 3 yıldan fazla oldu zannediyorum o da çıkalı. Dolayısıyla hani burada Sony A1 işte bunların gerisinde de kalmıyor bu arada. Hala o kadar eski olmasına rağmen otofokus sistemi çok başarılı. 50 megapiksel yüksek çözünürlükle çalışabiliyor olmanız çok çok değerli. Çok hızlı bir makine. 8K video var. Yani gövde içerisinde RAW video kaydetmiyor ama 10 bit video kaydediyor. Tüm bunlara baktığımız zaman da Sony A1 hala ve hala amiral gemisi sınıfında yarışı bırakmamış bir model. Yani kendisinden sonra en yakın rakibi iki markanın, Canon ve Nikon'un yeni amiral gemileri çıkartmış olmasına rağmen Sony A1'i tamamen böyle yerle bir etti diyecek bir durumları yok. Yine pek çok noktada kafa kafaya gidiyorlar. Nikon Z9 ısınma noktasında da kolay kolay ısınmıyor. Yani makine pek kolay kolay kapanmıyor. 160 dakikaya yakın 8K video çekebiliyor. Ya bu noktalarda biraz gerçekten ön plana çıkıyor. Sony A1'in ısınma performansını çok bilmiyorum. Canon R1 çok yeni çıktı, onu bilmiyoruz. Ama R5 Mark II maalesef yine gördüğüm kadarıyla testleri 23 dakikaların, 25 dakikaların üzerine çıkamıyor gibi. Bir batarya grip gibi bir şey yapmışlar, fanlı.
Onu taktığınız zaman 1 saatlere falan çıkabiliyor. Yani yine bir soğutma sistemine ekstra ihtiyaç duyuyor. Ama Z9 buna ihtiyaç duymuyor. Gövde büyük olduğu için ve tasarımdan kaynaklı uzun süre ısınmadan çalışabiliyorsunuz oda sıcaklığında. Güneşte çalışmaya başladığınız zaman hepsi ısınıyorlar. Ben FX3 kullanıyorum biliyorsunuz Sony'nin. Geçen bir dış çekim yapıyordum. Orada bayağı sıcak havalı. Biliyorsunuz şu ara havalar çok sıcak. Vantilatör çalışıyor. Böyle bir bütün kapılar pencereler açık. Dışarıdan ses gelirse de o yüzden kusura bakmayın. O da maalesef geçen günlerde neredeyse kapanıyordu. Soğuması için biraz beklemem gerekti. Gölgeye girmem gerekti. Ki FX3'te bir fan da var içerisinde ama ona rağmen yani bu sıcak havalar gerçekten etkiliyor. Şimdi konumuza geri döndüğümüz zaman size dördüncü olarak anlatacağım model de Fujifilm'in GFX102, yani 100 Mark II modeli. Bunun incelemesi de yine benim kanalımda var. Bu diğerlerinden farklı olarak orta format bir makine. Bu sınıfta orta format makinelerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin derdi çok hızlı çeksin, çok müthiş bir AF sistemi olsun, seri çalışabileyim olmayabilir. Çok yüksek imaj kalitesine, çok detaya, dinamik aralığı çok geniş fotoğraflara ihtiyaç duyuyor olabilir. Yine aynı şekilde kaliteli videolara da ihtiyaç duyuyor olabilir. Dolayısıyla burada orta formatlardan da bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Fujifilm GFX102. Bu makineyi ben kullandığım zaman çok keyif aldım. Büyük, ağır ama işini hakkıyla yapan bir makine. Görüntü kalitesi çok iyi, imaj kalitesi çok iyi. Fotoğraflardaki dinamik aralık anlatılmaz yaşanır. Yani onu görmek lazım. Orta formatın, yani fiziksel olarak zaten orta format diyoruz ama full frame'den 1.7 kat daha büyük bir sensör var orada. Neredeyse 2 katına yakın bir sensör var. Böyle büyük bir sensör olunca da görüntü kalitesi çok iyi oluyor. Çünkü her bir piksel ışığı sonuna kadar kullanabiliyor. Ve 102 megapiksel bir çözünürlük var. Bu sayede siz harika imajlar üretebiliyorsunuz. O yönüyle Fujifilm'in bu modelinden de bahsetmek isterim. Seri çekimi oldukça yeterli, video kalitesi oldukça iyi, fotoğraf kalitesi çok çok iyi ve otofokus sistemi de Fujifilm'in H2S'ten gelmiş bir netleme sistemi var. Güncellemeyle birazcık daha iyileştirdiler. Oldukça iyi bir makine. Fiyatı da zaten oldukça iyi. Bu sınıfta bahsettiğim modeller içerisinde herhalde en pahalı modellerden birisi olabilir. Ya da bunlar fiyat olarak zaten birbirlerine çok yakın makineler. Bu modele de yine bakabilirsiniz. Detaylı incelemesi kanalımda olduğu için çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben orta format makineyle kuş fotoğrafı dahi çektim GFX ile. Gayet iyi sonuçlar verdi. Videoda izleyebilirsiniz. Şimdi bir de Fujifilm 500 mm bir objektif çıkardı. 500 f5.6. Bu da aşağı yukarı 400 mm'ye falan denk geliyor. Yani 390 mm gibi bir şey galiba. Bu sayede de yani artık bizim gibi yaban hayat fotoğrafçıları, kuş fotoğrafçıları da orta format makineleri kullanabilir hale geldiler. Buna da bakılabilir. Son bahsedeceğim makine, açık söyleyeyim hani böyle her şeyi biliyormuş gibi anlatmaya gerek yok. Hasselblad'ın son makinesi X2D. Bu da 100 megapiksel. Ama ne kullandım, ne gördüm, ne elime aldım. Ben de biraz böyle inceleme videolarına baktım. Birebir işte dosyalarına ulaşıp fotoğraf, imaj kalitelerine bakabildim. Gördüğüm kadarıyla çok güzel bir renk bilimi var. Bu renk bilimi sayesinde de ürettiği fotoğraf kalitesi çok iyi. Videoda çekebiliyor falan ama yani bence hani o makineler zaten orta format makineler eskiden şunun için kullanılıyordu. Otomobil fotoğrafları, ürün fotoğrafları veya ciddi anlamda büyük baskı alınacak moda çekimlerinde kullanılıyordu. Çünkü bunlar çok yavaş makinelerdi. Asıl amacı çok yüksek imaj kalitesi üretmek ve çok temiz fotoğraf çekmekti. Hem Fuji hem Hasselblad bunları yapıyorlar. Zaten Hasselblad çok kaliteli bir marka. Yani fiyatı bu sınıf içerisinde çok çok üst seviyede. O yüzden de Türkiye'de böyle çok bu makineleri inceleyen göremezsiniz. Kullanan da pek göremezsiniz. Çünkü gerçekten anormal rakamlar. Hele bizim ekonomik durumumuz itibariyle bu tarz makinelerle çalışmak çok zor. Ama ben bunu da soruyorsunuz. Yani yorumlarda biraz bakarsanız bu videoların altında. Hasselblad'den niye bahsetmiyorsunuz? İşte gördüğüm en iyi makine oydu falan diye. Bazı bir şekilde yurt dışında bu makineleri kullanabilmiş kişiler soruyorlar. Tavsiye ediyorum. Buyurun alın. Yani alabiliyorsanız alın açıkçası. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Bu modellerden bahsettim. Şimdi yakın zamanda muhtemelen evet, gençler ıslık çalıyor. Herhalde geliyordur ses ama konuyu toparlamak istiyorum.
Şimdi yakın zamanda muhtemelen Sony A1 Mark II'yi çıkartacaktır ama bu sene mi çıkar, seneye mi çıkar onu bilmiyorum. Nikon Z9 yakın bir zamanda güncellenir mi emin değilim. Güncellenecekse muhtemelen Sony'yi bekler. Sony çünkü bir şey duyurduğu zaman yeni bir takım teknolojilerle duyuruyor. Sony A1'in duyurusunda ben inanılmaz heyecanlanmıştım. Bu Canon R1 gibi olmamıştı. Canon R1'de 1 gram heyecan yaşamadım. Ama Sony A1'de böyle gerçekten heyecanlanmıştım. Çünkü ya şu da var, şu da var, bu da var, bu da var gibi olmuştu. Aynısı Nikon Z9'da da oldu. Yani ya o kadar olmaz, o kadar olmaz derken her şeyi neredeyse makineye koymuşlardı. Hani biraz şöyle bir cevap oluyor bu. Ya alın size bir makine, artık ne yapıyorsanız yapın. Bizden ne istiyorsanız makineye koyduk gibi bir şey oldu. Yani Sony A1 de bunu böyle söyledi. Nikon Z9 da söyledi. O yüzden gerçekten bu iki model yenileri çok çok daha iyi olacaktır. Canon R1'i yeni çıkarttığı için hemen bir güncellemeye gitmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz aslında bu noktada amiral gemisi tarafında ibreler yine Nikon ve Sony'den yana olacak diye düşünüyorum. R1 her ne kadar yeni bir şeyler sunmamış olsa bile pek çok kişi Canon R1'i kullanacaktır. Pek çok profesyonel kullanacaktır. Çünkü Canon makinesi olan, Canon objektifleri olan, Canon ekosistemiyle iş hayatını, profesyonel hayatını götüren pek çok fotoğrafçı Canon R1'i alacaktır. Yani çünkü kendi markasının, kullandığı markanın en iyi modeli bu. Ve bunu alacaktır. Pek çok spor fotoğrafçısı bunu alacaktır. Pek çok yaban hayat fotoğrafçısı bunu alacaktır. Foto muhabirler, ajanslar binlerce sipariş vereceklerdir. Dolayısıyla yani Canon yine bol bol satış yapacağı oldukça iyi bir model çıkardı. Yakın bir zamanda belki 2024'te olmasa bile 2025 yılında Z9'un güncel bir versiyonunu ve Sony A1'in güncel bir versiyonunu görürüz diye düşünüyorum. Bunlar da çıkarsa yine bir amiral gemisi sınıfında video içeriği hazırlamış olurum. Durum böyle. Yani biraz çay muhabbeti olarak sizlere bunları anlatmak istedim. Hem de bu benden çok istediğiniz amiral gemisi sınıfındaki videoyu da tamamlamış oldum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Böyle biraz boş bıraktım ama yavaş yavaş içeriklere tekrar geri döneceğiz. Yakında güzel içeriklerle karşınızda olmayı planlıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.